çekerken bir yandan da insanları seyrettim. Murat Bey. Evet. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim Uza Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bu arada kokteyli bir yanda kenarda durdum içerken seyrettim derken içtiğim şey limonataydı. İçki içmiyor muyum? İçiyorum tabii ama araç kullanacağım zaman içmiyorum. Yani bunu böyle özellikle söyleyeyim ki bir sosyal hizmetimiz olsun değil mi Murat Bey? Bir faydamız dokunsun insanlar. Bir araç kullanacaksanız istediğiniz kadar içki içmeyi sevin. Yine de içmemeniz gerekiyor. Bak ben de çok seven bir adamım ama hiç içmedim. Limonata içtim. Benim aracılığımla sosyal bir mesaj verdiniz evet. Yani. Sizin hiçbir katkınız olmadı bu da. Kendinizi sokuşturma yani. Aklıma geldi öyle verdim. Ama benimle konuşmaya başladıktan sonra verdiniz. Bir şey i̇yi tamam edip, iyi tamam ha. Sana, hay yarabbim ya çok faydalı oldu. Allah razı olsun. Daha gak dedi bir selam dedi. Aleyküm selam sizden, o kadar. Sizden Allah razı olsun. Allah İyi yani Allah. Güzel bir şey yapıyorsunuz yani. Kötü anlamda demedim. Ha, bir şey demedik ki ne dedik yani. Ama insanlara bir faydamız dokunsun diye içmeyin. İçecekseniz de araç kullanırken içmeyiniz. Evinize dönersiniz, evinizde içersiniz. Ya da kanunun size tanıdığı limit kadar için. Boşuna ehliyetinizi falan kaptırmayın ya da olabilir. Bazen çünkü mesela bir adam içiyor 4 bardak, 4 duble neyse ona dokunmuyor. Ötekisi yarım duble içiyor, kokluyor, ona dokunuyor. Yani hem kendiniz... Karaciğerden mi acaba? Allah'ım yarabbim. Hayır karaciğerden değil. Bünye sağlam işte bünye ama karaciğeri sağlam olan insanın içkiyi kaldırmaz bünyesi daha kuvvetli oluyormuş. Yok be ne karaciğeri yani. Karaciğerin istediği kadar sağlam olsun bazı insanların bünyesi kaldırmıyor işte. Çıkardığınız ses abi, çok ürkütücü. Niye öyle ses bir çıkardınız? Abi heyecanlandım ya ben seni bugün beklerken zaten dedim herhalde aramaz olur muyuz Murat? Öyle söz vermişiz aramaz mıyız biz? Yok bir keresinde de aramıştım da böyle arama gelmemişti. Sıra gelmemişti. Bak sıra gelmiş şimdi. Saat olabilir, daha var. Yani, 45 dakika var program bitmesine. Sıra gelmez mi? Daha çok insan alacağız. Yok canım vazgeçecek değildim yani. Bugün olmazsa yarın yine arardım yani. Evinde misin şimdi sen? Evet aynen odamdayım. Yalnızsın. Böyle seninle konuşuyorum işte. Yani evde başka biri yok mu? Sayılır ne demek sayılır? Odadayım dedim ya. Odada yalnızım yani. Demek istediğim oydu. Odanı sormadım ben yalnız mısın derken o evi söylüyor. Yani, yalnızım. Yatağınız yalnız biriyle paylaşıyor musunuz? Sosyal hayatınız, cinsel hayatınız nedir? O kadar detayını sormadım yani. Bir yalnız mısın? Tamam. Yalnızım dedim ben de. Bütün ev boş kimse yok size ait ev. Hayır evde annem gibi falan var da ben kendi de odamdayım yani. Yalnızım yani odamda yalnızım. Ah kıyamam ikide bir de söylüyor bunu. Tamam yatak boş bunu demek istiyor yalnız bu boş yatağı. Artık kaç yaşındasın sen? Abi 32. Tamam bu evlenmek istiyor. Rahmetli anneannem olsaydı öyle yok, derdi. Abicim, İkide yok, bir de yok, yalnızım daha... yalnızım diyen adamdan ne belli tabii canın herhalde şey istiyor. Evlilik istiyor. Yok öyle bir şey demedim ki o senin şimdi düşüncen. Abi, tamam, abi yalnızım onu. Yalnızım ne sorsam yalnızım yalnızım odamda yalnızım yalnızım. Bu ne düşünülür? Herhalde canım bunun birisini istiyor evlilik istiyor diye düşünülür. Sen de yalnızsın Muzo. Sen de mi evlilik istiyorsun? 45 yaşıma geldim. Ben hiç bazen. Yalnız kalmıyorum. Buradan çıktığım zaman çalışıyorum biliyorsunuz pavyonda. Sabahlara kadar dolu geçiyor hayatım. Hep şarkı söylüyorum zengin insanlara. Oo ne güzel. Şampanyalar falan da patlıyordur şimdi sana. Bana şampanya patlıyor. Sana? sana bire mi patlıyor? Herkes etine butuna göre. Vallahi bilmiyorum ben pavyona gittiğim zaman ben de patlatıyorum. Sen şampanya dedin ya biraz önce ben hani atmam. Ama gencecik adamsın sen ya. Niye pavyona gidiyorsun? Sana böyle ne bileyim işte, sana ama sana gece kulüpleri falan yakışır böyle kulüpler hani yaşına Muzur, biraz. Sen neredeysen ben orada olmak istiyorum. Bana ne yapacaksın bana pamuk tüccarları demir tüccarı pamuk tüccarı geliyor bana sen ne yapacaksın sen genç adamsın. Sen şeye takılacaksın kulüplere takılacaksın. O da olur, o da olur. Ama sen de o zaman gidip kuşlarına takılman lazım. Şapkın mısınız? Yok be, o kadar değil yani. İster miydiniz? Yani çok peşinden doğru. Koşma gibi bir şeyim yok Muzo. Hazır gelirse diyorum. Yoksa ne uğraşayım onun peşinden gideyim, ayak izlerini mi takip edeyim ya. Şey gibi söylemiyorum, yanlış anlama. Ben çok da kendini çok ya, sanki anasını satayım bir et bit tarzında birisi de değilim o kadar yaşlı. Değil mi? Ya, ne bileyim, bana olmuyor yani. Yok yani illa çok yakışıklı olmamız gerekmiyor ki kadınların peşinden koşmamamız için ya da koşmamamız için. Bu yapıyla ne çirkin insanlar var kadınlar hasta oluyor onlara. Yani hiçbir çabası var.
Ya da bazı çok yakışıklı çocuklar var ama ilişkilerde çok başarısızlar. Yani ya iletişim kuramıyorlar, kendilerini doğru anlatamıyorlar karşı tarafa. Ya da belki çok mahcuplar, utangaçlar. Abi yakışıklı yakışıklı ama para yetmiyor yani yakışıklılık. Abi kadınlar ne bileyim ya, dediğin gibi işte. Pek boşmak mı artık bizim peşimden? 32 yaşındayım belki ama pek bana şey yapmıyor yani. Peki anan zorlamıyor mu seni ya da baban? Vallahi onlara kaldıktan sonra hani desem ki yarın evlenmeyi düşünüyorum, hadi kız bulun, onlar için sorun yok. Onlar hayır, hemen de sorun değil, bulun işte demene gerek yok. Hani bulun demeden genelde ararlar da ondan. Arıyorlardır tabii, yastık altından, yani yastık altından demeyin. Sana söylemiyorlar mı? Oğlum sen neden evlenmiyorsun? Yaşın bak kaç yaşına geldin. Nedir, bir sıkıntın mı var? Bir şeyden mi korkuyorsun? Yoksa şey abi, misin? Niye bu yaşta uzak alakalı mısın ya? Evliliği? Efendim? Niye yaşla alakalı? Sen de bekar değil misin? O zaman yavrum yaşla diyorum. Alakalı tabii. Ben 4 evlilik yaptım dulum. Ne güzel abi, bak ama en sonunda gene dulsun yani. 4 tane falan önemli değil. Şu an ama yanmışsın. Evet dulum. E ne oluyor sen ya, ben neyse etmiyor, ben bir tane bulursam sen de mi hemen geçen yarın bulacağım kimliğinde, bir tane? Kimliğinde bekar diye yazmıyor mu muzu? Hayır, siz benimle niye yazıyor, aşık atıyorsun anlamadım ki, bu benim mi önünü hedefe koydunuz? Ama senle konuşuyordum şimdi. Ama canım şimdi. Ben ömür boyu evlenmedim diyelim. Siz ömür boyu evlenmeyecek misiniz? Ne alakası var yani? Sizin sen, hayatınız size ait. İşte ben de öğüt verecek insanlara değil, örnek olacak insanlara bakıyorum. Örnek olsa ne güzel konuşuyorsun, ne diyorsun, çok yok, güzel. Yok ben bu konuda asla örnek olamam. Bak şeyde, biraz önce içkiyle ilgili örnek olduk yani, öyle akıl verdik. Ama bu ayrı bir şey, insanın yaşamı. Yaşamınıza siz karar vereceksiniz. Yani mesela yaşla niye alakalı? Yaşla alakalı olmaz mı? Sen diyelim ki evlendin, 40'ında evlensen, ne zaman çocuk sahibi olacaksın da, ne zaman baba olacaksın, onunla kadar büyüteceksin de, o çocuğunla kaç yıllık beraber yaşayacaksın da, hep bunlar düşünülüyor da, o yüzden zaten insanlar biraz daha hani 20'li yaşların sonlarında falan evlenmek istiyorlar ki, hani çocuğum olursa, aynen, hiç olmazsa beraber büyür, yani biraz çocuğumla yaşarım diye düşünüyor. 40 yaşına geldiğinde çoktan bir 18 yaşında falan mı? Yani tabii insanlar dedim, ne kadar aynen, güzel aynen, bunları düşünüyor ama sen bu şansı kaçırabilirsin. Şey gibi işte, her şey nasip kısmet deyip ben böyle basit. Ama nasip kısmet de sen yani, yayıp da 2.80 böyle oturursan çuvalı öyle olmaz. Biraz çaba sarf. Bak ne diyorsun, ben gitmem, gelsinler. Öyle olur mu? Gelsinler. Gelsinler falan istemiyorum. İsteyen gelmesin, umurumda değil. Ha gelsinler de istemiyorsun. Yani. Aa senin o zaman biz yani, anladım. Senin bir sıkıntın var. Yani. Yok yani fazla şey yapmıyorum Muzo, yani illa birisi gelecekmiş, illa karşı cinsten bir şey olacakmış, dur yüzükleri takacağız, sen beni seviyorsun, ben seviyorum. Ben aynı cinsten seviyorum mi gelecek, anlamadım, illa karşı cinsten. Allah göstermesin. Gelirse karşı cinsten, hayır gelirse zaten karşı cinsten gelsin istiyorsunuz herhalde. Herhalde canım sen de Muzo. Ama niye gelsin yani. Yani biraz da siz gitmeye çalışın, onu anlamadım ben yani, gelsin sen nesin ki hep sana gelsinler, sen niye gitmiyorsun? Ben gelsin de istemiyorum ki, sen bu sonuca niye vardı? Ha sen gelsinler de istemiyorsun. Umurumda değil diyorum yani, evlenmek ya da evlenmemek. Aa o zaman Murat. Yani. Aa ne oluyor buna ya böyle, Allah Allah, Murat'ta da bu aynı şey oldu. Cüce ne oluyor oğlum? Tam sohbetimin ortasında ne oluyor böyle? Hatlarımız, sinirleniyorum bak şimdi işte böyle. Hevesim gitti.